Önemli bir kısmını önceki Diablo Lore videosunda anlattığımız Lilith'in kısa özgeçmişini tekrar yapalım istedik. Diablo 4 sinematiği ile birlikte kendisini yeniden gördük ve belki henüz bilmeyenleriniz vardır diye anlatalım dedik. Lilith, cehennemin 3 büyük iblislerinden yani Primeval'lardan nefretin baş iblisi Mephisto'nun kızıdır. The Eternal Conflict adı verilen, zamanın başlangıcına dayanan, sonsuz savaştan sıkılan ve savaşa devam etmek istemediğini ilan eden Angry's Council yani Yüksek Melek Meclisi'nin eski üyesi olan Inarius'a ilk katılan kişi oluyor. Inarius'a Worldstone yani Dünyalar Taşı'nı çaldıktan sonra Sanctuary isimli dünyamızı kurmasına yardım eden kişidir. Melekler ve şeytanlar uzun süre Sanctuary'de barış içinde yaşarken Inarius ile birbirlerine aşık olurlar ve bu aşkın meyvesi olarak Nephilim adı verilen insan ırkı ortaya çıkar. Bu olayla birlikte The Queen of Succubus, The Daughter of Hatred ünvanlarına bir yenisi olan The Mother of Sanctuary yani dünyanın annesi ünvanını da eklemiş oluyor. Bu ara nefretin kızı ünvanı babası nefretin baş iblisi olan Mephisto'dan gelir. Daha sonra büyük aşkı Inarius, Nephilim ırkının potansiyelinden korkar ve insanları çok geçmeden yok etmeye karar verir. Ancak insanların annesi olan Lilith buna şiddetle karşı çıkar ve kararını değiştirmesi yönünde onu ikna edebilmek için bütün iblis ve melekleri dünyadan sürer ya da yok eder. Bunun karşılığında da Inarius, Lilith'i Void denilen sonsuz karanlığa kapatır. Sonralarda Cehennem Sanctuary'i keşfeder ve Lilith'in babası olan Mephisto, oğlu Lucian'a Nephilim ırkını kandırıp sonsuz savaşta kendi tarafına çekmek için kandırmasını emreder ve dünyamıza gönderir. Lucian'ın kurduğu Trini ve Inarius'un kurduğu Işığın Kilisesi tarikatları bir savaşa tutuşur. Bu savaş sonsuz savaşın dünyamızdaki yansımasıdır ve günah savaşı olarak adlandırılır. Bu sırada fırsatını bulan Lilith, Uldisian isimli sıradan bir köylüye Layla adında bir kadın suretinde görünür ve kendisini kandırır. Ancak bu durum çok uzun sürmez ve Lilith'in maskesi düşer. Dünya Taşı hakkında gerçeği öğrenen Uldisian, Dünya Taşı ile sınırlandırılan gücü serbest bırakır ve kendi vücudunda özümser. Ortaya çıkan bu büyük gücü fark eden melekler Sanctuary'den haberdar olurlar. Ve Uldisian tam Inarius'un işine son verecekken Adalet'in baş meleği ve orduları dünyamıza gelir ve Inarius'u kurtarır. Böylelikle Cennet, Cehennem ve Nephilim'lerin olduğu üç cepheli bir savaş ortaya çıkar. Yine bu savaşa son verecek kişi Lilith'in gözlerini açtığı Uldisian olur ve büyük bir fedakarlıkla Dünya Taşı'nı sıfırlar. Bu durum kendisinin yok olmasına sebep olsa da Yüksek Melek Meclisi'nde yapılan Bu Dünyaya Ne Yapalım oylamasında Adalet'in baş meleği olan Tyrael'ı etkiler ve yaşamalarına izin verelim yönünde oy kullanmasına sebep olur ki bu şekilde de insanlığın canı bağışlanmış olur. Daha önce Lilith'i Diablo 2'de görüyoruz. Ancak burada Pandemonium Event isimli ekstra hazine için kestiğimiz Uber Boss'lardan birisiydi. Andariel'in grafikleri kullanılarak karşımıza çıkmıştı ve tam anlamıyla Lilith değildi. Hikaye tarafında bir daha Lilith'ten haber alınamaz, ta ki BlizzCon 2019'da yayınlanan Diablo 4 sinematiğine kadar. Bu sinematikte 3 insan ki aralarında yaralı olanın bilgi açlığı ile diğerlerinin ise hazine sevdası ile geldiği bir tapınakta Lilith dünyaya çağrılıyor. Diablo 4 açılış sinematiğinin linkini aşağıda bulabilirsiniz. Diablo 4'te görüşmek dileğiyle. Creator of Sanctuary. Hail. Lilith. Blessed Mother, save us.